Günaydın. Dün Amerikan endekslerinde oldukça sert satışlarla bir kapanış yaptık ve 1970-80 önemli destek olarak gördüğüm seviyelerin çok net bir şekilde kırıldığını gördük. Şurada biraz daha uzun vadeli baktığımızda önümüzde ne olduğunu daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Aslında isterseniz kısa vadeli baktığımızda bir aşırı satış durumu söz konusu ama 2009 dibinden itibaren eğer göz atarsak şuradaki trend çizgisinin doğru bir yorum olduğunu varsayarsak biraz daha aşağıya yani 1910'lara doğru bir hareketin gelmesi söz konusu olabilir. Tabii bunun kırılması daha doğrusu şuradaki 2015'te gördüğümüz diplerin net bir şekilde aradan çıkartılması ki o da 1870'ler civarına geliyor. Çok daha önemli, çok daha kritik bir hareket olacaktır. Uzun vadeli olarak baktığımızda ben açıkçası trendin hala yukarı olduğunu düşünüyorum. Geçen sene de bu noktaları konuşmuştuk. Aşağı yukarı 1730'lara kadar gelmesi durumunda bile yukarı bir trendten bahsediyor olacağız. Tabii 1730'lara gelmemiz bu yılın kayıp bir yıl olması anlamına gelecektir muhtemelen ama tekrar söylüyorum burada zirve olduğunu düşünmüyorum. 2130'ların aşılmaması nedeniyle çok longa gitme taraftarı değildim zaten. 1970'ler civarında bir taktik trade denendi ama orada da sert bir geri çekilme oldu. Dolayısıyla aşağıya doğru 1910 1870 aralığının kırılması artık 1750'leri konuşmamıza neden olacaktır. Bu da long stratejisi açısından baktığımızda çok daha beklememiz anlamına gelir diye düşünüyorum. Bugün açıklanacak olan verilere baktığımızda tabii ki non-farm payroll öne çıkacak. Bu tarafta ISM hizmetler üzerinden gittiğimizde 220 bin civarında bir rakam buluyorum ben. Tabii imalat tarafındaki daralma devam ediyor. Dolayısıyla daha düşük bir rakam söz konusu olacaktır. Piyasa beklentisi bana makul geliyor. Belki biraz şu tarafta daha pozitif durumdayım. 0,2'nin üzerinde bir artış olmasını bekliyorum. Buradaki sabah aslında mailde detaylandırdım. Bu şimdi de çok kısaca söyleyeyim. İyi bir rakam Fed'in faiz artışı açısından destekleyici olacaktır ama şu anda baktığımızda Amerika'daki asıl gelişme hemen şurada açabilirsem asıl soru şu. Amerika'da faiz artışları ekonomik büyümenin hangi dönemine denk düşmüş durumda? Şurada eğer dün de webinarda paylaşmıştım o yüzden çok aşırı detaya girerek üzerinden gitmeyeceğim ama baktığımızda tarihi olarak baktığımızda Initial Jobless Claims'in 4 haftalık ortalamayı alıyorum burada. Dip yaptığı seviyeler artık büyüme döngüsünün sona erdiği seviyelerdir. Yani görüyorsunuz şurada dip yapmış, faiz artışlarının önemli bir kısmı zaten çoktan olmuş bitmiş sonlarına doğru geliyoruz. Keza burada Initial Jobless Claims dip yapmış, bakın faiz artışları neredeyse sona eriyor. Burada yine benzer bir durum söz konusu. Yani Initial Jobless Claims'in bu kadar düşük seviyelerde olması zaten istihdam piyasasının maksimumuna ulaştığını gösteriyor. Dün paylaştım öyle iddia edildiği gibi kalitesiz istihdam vesaire söz konusu değil. Gayet kaliteli bir toparlanma oldu. Katılım oranının düşmesinde hiçbir problem yok. Demografik olarak zaten belliydi vesaire. Asıl sorun bunlar değil. Bunlar işin popülist tarafı. Asıl sorun Fed'in artık dibe geldiğimiz bir noktada faiz arttırmaya başlaması durumunda tarihi olarak baktığımızda zaten faizlerin çok fazla artamayacağı çünkü istihdam döngüsünün sona geldiği. İstihdam döngüsünde neden sona geliyoruz? Ekonomi zaten büyüme döngüsünün sonlarına olduğundan dolayı. Dolayısıyla toparlarsam bugün gelecek olan zayıf bir veri evet Fed'in faiz artışını öteler o korkuyu azaltır ama 140 bin 120 bin gibi bir veri eğer yanında çok kuvvetli bir ücret artışı yoksa Amerikan ekonomisinin de yavaşladığını gösterecektir. Dolayısıyla global olarak olumlu olarak algılamam ben bunu. İlk başta tepki ne olursa olsun benim açımdan negatiftir.
İEM'ler açısından evet kuvvetli bir artış ve ücret ilk başta negatif algılanabilir. Fed'i çünkü oyunun içinde tutacaktır. Ama bu kötü senaryolar arasında en iyi senaryo olarak bakmak lazım. Peki en ılımlı olay ne olur? En ılımlı olay 170-190 bin, 160-190 bin arasında bir rakam görmemiz. Aheninde average hourly earnings'inde 0.2-0.3 civarında olması en rahatsız etmeyecek senaryodur. Hem emerging marketler hem piyasalar açısından diye düşünüyorum. Hemen tabii buradan Çin tarafına geçelim. Çin tarafında birkaç tane önemli olay oldu. Bir tanesi circuit breaker'in kaldırılması oldu. Ardından Çin devlet fonlarının alışa geçtiğini bugün görüyoruz. Yine Yuan'da müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda fixing'in de daha iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Şimdi görüyorsunuz zaten yukarı bir açılıştan sonra, gapli bir yukarı açılıştan sonra çok sert bir aşağı hareket oldu. Devlet müdahalesi başladı ve şu anda bir toparlanma içinde seyrettiğini görüyoruz. Ama bu sağlıklı bir hareket olmadığı çok net. Yuan tarafına gelirsek, Yuan tarafında da fixing Yuan'ın değerlenmesine de oldu ama sabahki mailde ve dünkü rehber mailimde çok net olarak anlattım. Buradaki problem değerlenip değerlenmemesi değil, yapılan fixing'in kurallara uygun olmaması. Dolayısıyla böyle bir hareket yaptığınızda piyasa yine daha rahatsız oluyor. O nedenle çok da güvenmemek gerekir diye düşünüyorum. Offshore tarafına da bakarsak, offshore tarafında sakinleşme dünkü Bank of China'nın müdahalesinden sonra sakinleşmenin devam ettiğini görüyoruz ama çok büyük bir düşüş de söz konusu değil. Aynı zamanda spread'te de bir süredir paylaştığım spread'in de çok farklı olmadığını görüyorsunuz. Rekor seviyelerden geri çekilmiş durumda ama yine de çok yüksek bir seviyede olduğunu görebiliyoruz. Ben hala Yuan'da değer kaybının devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadeli olarak söylemiyorum ama 7'lere doğru hareket devam edecektir. Şangay tarafında da o kadar çok dış müdahale yani devletin müdahalesi vesaire var ki aslında çok daha temiz bir şekilde halledebilecek bir konu. Bence 2500'lere doğru bu endeksi getirecek. Ama öncelikle tabii 2900'lerin kırılması gerekiyor. Ardından 2500'leri konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Tabii Yuan'ı konuşunca Çin'in ekonomik dinamikleri sene başında paylaştığım Çin konusunda, Çin metninde bunlardan çok bahsettim. Geri planda kalmış durumda ama Çin'in ekonomik dinamiklerinde, Çin bankacılık sistemindeki sorunlar vesaire yerli yerinde duruyor. Bunlar öyle anlatıldığı gibi kolay kolay stabilize olacak şeyler de değil. Asya tarafına çok kısaca bir diğer borsalara da göz atarsak, Japonya tarafında hafif kayıplar olduğunu görüyoruz. Diğer taraflara baktığımızda ağırlıklı olarak yeşil bir piyasa söz konusu. Euro tarafında hemen geçelim. Pardon. Euro'da güzel bir toparlanma oldu. Dün hem FOMC ile beraber gelen bir yükseliş gördük. Tam direnç seviyelerinden döndü gibi gözüküyor. Bundan sonra 200 günlük ortalama var. Burada tabii biraz daha euro pozitif olunmasını sağlayan birkaç unsur var. Önceki videomdan da paylaşmıştım. Bir spread tarafına baktığımızda düşüşü çok fazla desteklemiyordu. İki risk reversal'lara, opsiyonlara baktığımızda yine çok büyük bir satış olmadığını görüyorduk. Hatta ve hatta risk reversal'lar tarafında euro alışlarının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla euro tarafında yukarıya doğru zorlama devam edecek gibi gözüküyor. Çok agresif satıcı olmayı burada tercih etmem. Japonya'nın tarafına bakarsak Japonya'nın tarafı da aslında önemli bir veya belirgin diyebileceğimiz bir seviyeden döndü diye düşünüyorum. Aşağı yukarı 107 30'lar seviyesi şurada gördüğümüz son 1-1,5 yılın
seviyeleriydi. Buralardan bir alış geldi. Bu seviyenin kırılması ki nasıl olabilir? Krizin veya gelişmiş ülkelerdeki hisse satışlarının devam etmesi, endeks düşüşlerinin devam etmesi durumunda olabilir. Bizi çok daha aşağı seviyelere, 110'lara doğru kademeli olarak taşıyacak bir hareketin başlangıcı olabilir. Dolayısıyla 117-30 seviyelerine özellikle dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Metaller tarafına geçersek altında güzel bir yükseliş oldu. Burada hafta başında short pozisyonların büyüklüğünü paylaşmıştım. Çok önemli bir gerileme söz konusu olmuş değil. Dolayısıyla hala yukarı hareketin devam edebileceğini düşünüyorum. 1097'nin aşılması durumunda da 1130'lar söz konusu olacak demiştim. 1140-30 aralığı 200 günlük ortalamayı da alırsak söz konusu olabilir. Dün durumu biraz daha pozitif hale getiren bir hareket oldu. Nihayet gümüşte de bir yükseliş gördük. Nihayet diyorum çünkü burada beni ciddi anlamda rahatsız eden, daha doğrusu altında yukarı hareketin kalıcılığını sorgulamama neden olan bir gelişme var. O da şurada gördüğünüz altın gümüş rasyosunun tamamen altın lehine hareket ediyor olması. Şunu biraz daha geriye çekersem demek istediğim daha net anlaşılacak. Görüyorsunuz şuradaki harekette de ana rallide gümüş lehine devamlı bir hareket olduğunu görüyoruz. Ama hareketin sonunda altın lehine dönen bir gelişme var. Nitekim bu gelişme aslında krizle beraber bir korkunun yansımasıydı. Daha sonra tekrar altının yükseldiği bir dönem, 2011'de 1900'lere gittiği dönem, bu dönemde tekrar gümüşün daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Önderliğinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu da daha pozitif bir dönemden geçtiğimizi gösteriyordu. Şimdi o tarihten bu yana hep altının iyi performans gösterdiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla altın öncülüğünde yükselen bir değerli metaller kompleksi kalıcı bir yükselişten ziyade sağlıksız bir yükselişi temsil ediyor. O açıdan özür diliyorum. O açıdan baktığımızda gümüşteki dünkü hareket ufak da olsa pozitif değerlendirmek lazım ama altının yukarı hareketini hala ana trend içinde bir tepki hareketi olarak okumaya devam ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.